Herkese merhabalar. Kim Tokatlı Olmak İster yarışmasına hoş geldiniz. Bugün yarışmacı olan arkadaşımız Erdem Bayar. Kendisine merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Ne iş koşuyorsunuz acaba? Ben fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Peki ne kadardır yapıyorsunuz mesleği? Üniversiteden beri yapıyorum. Yani yaklaşık 8-9 senedir. 8-9 senedir. Peki yaşınızı öğrenebilir miyim? 28 yaşındayım. 28 yaşındasınız. Peki. O zaman hazırsanız yarışmaya başlayalım. Tabii olur. Tamam. Evet. İlk sorumuz geliyor. Tokat'ta biri size aleş diyorsa ne demek istemiştir? Zor. Şıkları veriyorum. A. Yiyecek istemiştir. B. Dur demiştir. C. Adres sormuştur. D. Hiçbiri. Süremiz 10 saniye. Kaptan Bey çengede aleş deniyor. Dur. Dur. Evet, bakıyoruz. İlk soruyu geçti. Hazırsanız ikinci soruya geçelim. Hazırım, biraz da heyecanlıyım. Heyecanınıza aldanmayacaksınız kesinlikle. Evet, evet. Evet. Sırada ikinci sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Tokat'ta bir şeyin az olduğunu belirtir? Az olduğunu? Evet, az olduğunu belirtir. A. Etçük. B. Ellam. C. Çoştar. D. Maltız. Süremiz yine 10 saniye. Bir şeyin az olduğunu belirten, mesela bana ondan etçük koy. Etçük az. Evet, son kararım etçük. Doğru seçenek. İkinci soruyu doğru bildi. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Tokat'ta evlenmemiş kızlara verilen isimdir? Evlenmemiş kızlara verilen bir isim oluyor bu. Bunu pek bilmiyorum. Evet. Şıkları veriyorum. A. Katık. B. Eşelek. C. Esbab. D. Kaluh. Yine süremiz 10 saniye. Kalmaktan geliyor galiba. Kaluh diyorum. Son kararınız mı peki? Son karar. Bu da doğru. Üçüncü soruya da doğru cevap verdi. Evet, şimdi Kim Tokatlı Olmak İster yarışmasının dördüncü sorusuna geliyoruz. Heyecan yok. Heyecan biraz azaldı tabii evet. Bu sorulardan sonra. Bakalım şimdi neler genellikle olacak. Böyle yarışmalarda ilk soru denenen çok olur maalesef. Evet, ben de zaten ondan korkuyorum. Aynen, neyse ki şu an dördüncü sorudayız. Evet. Heyecanınıza kesinlikle aldanmayacaksınız, yenilmeyeceksiniz. Evet. Evet, hazırsak dördüncü sorumuza geçelim. Hazır. Tokat'ta hamur ne ile açılır? Hamur. Evet, hamur ne ile açılır Tokat'ta? A. İlistir. B. Sahan. C. Ohlu. D. Terke. Süremiz yine 10 saniye. Hamur ne ile açılır? Hamur, annem şey der mesela, ohlu'yu getir. Evet, ohlu. Ohlu son karar. Son karar. Evet. Bakıyoruz. Ohlu. Evet. Şimdi baraj sorumuz. Baraj sorumuza denk geldi. Almaları bayahtan bizim bacanak getirdi. Cümlesindeki bayahtan aşağıdakilerden hangisidir? Evet, almaları bayaktan bizim bacanak getirdi. Cümlesindeki bayaktan aşağıdakilerden hangisidir? Şıkları veriyorum. A. Fabrikadan. B. Şehirden. C. Az önce. D. Bahçeden. Bu sorumuz yine aynı şekilde 10 saniye. Ondan sonraki sorularda herhangi bir süre olmayacak. Evet. Süremiz başladı bizim bacanak. Bayaktan az önce. Az önce. Bayaktan, evet, az önce bayaktan son karar. Son kararımız. Evet, az önce. Yani C şıkkı. C. Evet, bu baraj sorumuzdu. Bakıyoruz, doğru mu? Çok teşekkür ederim. Heyecanlandım, heyecandan sizi öptüm. Kesinlikle. Evet. Heyecana aldanmıyoruz kesinlikle. Evet. Rahatım, çok rahatım. Süre sınırlamamız yok. Evet, teşekkür ederim. Gayet yani.
düşünebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok bunda. Erdem Bey, tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Barajı geçtiniz. Şu anda %50, %50 yani yarı tokatlısınız. Evet. %50 tokatlı oldunuz. Aynen. Şimdi yarışmaya devam etmeden önce size birkaç soru sormak istiyorum. Peki. Tokatlı olduğunuzda ne yapmak istiyorsunuz? Yani tam bir tokatlı olduğumda bu yarışmanın sonucunda şimdi köye gittiğimde mesela şey oluyor, bazen bazı kelimeleri anlamıyorum. Kendimi tam tokatlı gibi yani, hissetmiyorum. dolayısıyla evet, mesela yolda yürürken de yine ya da başka bir yerde tam kelimeler anlamında tokatlı gibi hissetmiyorum. Bu yarışmadan sonra kendimi tam bir tokatlı gibi hissedeceğim. Evet. O yüzden bu yarışmaya katıldım kesinlikle. İnşallah da bu 10 soruyu hakkını vererek bilmek istiyorum ve tam bir tokatlı olmak istiyorum. İnşallah. Gayet de yani bayağı iyi diyorsunuz. Teşekkür ederim. Şu an oldukça güzel süreyi kullanarak 5. soruya geldiniz. Baraj sorusunu bildiğiniz herhangi bir şekilde joker haklarınızı almadan. Evet, evet. Peki kaç yıldır Tokat'ta yaşıyorsunuz Erdem Bey? Yaklaşık 28 yıldır Tokat'ta yaşıyorum. Zaten de 28 yaşındayım. O zaman şimdi yarışmamıza devam edelim artık. Peki. 6. sorumuz sesli bir soru. Öyle mi? Evet. 6. sorumuz sesli bir soru. Evet, sorumuzu şu an başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun da sevdaya mı uğradın? Evet, dinlemekte olduğumuz eser Tokat'ın hangi ilçesine aittir? Evet, biliyorum bu soruyu. Evet, joker haklarınız da var bu arada. Evet. Şıkları söylüyorum. Buyurun. A. Turhal. B. Pazar. C. Reşadiye. D. Avuz. Şimdi biliyorum dedim ama yani... Herhangi bir süre şeyimiz yok, kısıtlamamız yok. Tamam. Yani rahatça düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorum dedim ben biraz önce ama beklediğim iki şık çıktı. Yani beklemediğim bir şık çıktı. O yüzden ben joker haklarından birini kullanmak istiyorum. Tamam. %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. %50 joker hakkını kullanmak istiyorsunuz. Peki. Evet. Şıklar, o zaman son kararımız peki? Son kararım. Hangileri çıkacak bakalım. Tamam. %50 joker hakkını kullanmak istedi Erdem evet. Bey. Yanlış olan iki şıkkı çıkarıyoruz. Evet, Turhal ve Pazar şıkkının çıktığını görüyorum şu an. Evet. Geriye kalan Reşadiye ve Almuz. Evet, bu iyi oldu çünkü ben doğru cevabı buldum. İnşallah da düşündüğüm gibidir. Cevabım Almuz. Almuz. Evet. Peki bu son kararınız? Son karar. Son kararınız. Evet. Peki bakıyoruz. Evet. Oh. Almış doğru cevap. Evet. Aynı şekilde. Reşadiye şıkkı elendi. Almış doğru şık. Altıncı soruyu da güzel bildiniz. Bayağı iyi gidiyorsunuz şu an. Evet. İnşallah heyecanınıza İnşallah. Yenik düşmeyiz. Altı soruya da çok rahatlıkla cevap verdiniz. Yarışmamıza katılan yarışmacı sayımız oldukça fazla ama evet. Tokatlı olamayıp giden çok yarışmacı var maalesef. Evet. Yani Tokatlı olmayan çok insan var. Çok var yani vatandaşımız evet. Türkiye'de ama Tokatlı olamadan gidiyorlar maalesef. Evet. Zaten ben yarışma programınızı çok izliyorum. Yani haftada 3 kez yayınlanmasına rağmen ben her gün izliyorum. Komik gelebilir mi size? Espri yapayım evet. Dedim aslında. Neden böyle durum? Çünkü ben sardırıp baştan tekrar izliyorum. Her gün izliyorum. Şu an zaten o gözlerinizde görüyorum evet. O şey ki Tokatlı olma isteğini. Kesinlikle öyle. Yani, çok olmak yani. İstiyorum. Yani bunun sebebi de yani yarışma programınızı neden seviyorum? Çünkü acayip derecede Tokatlı olmak istiyorum. Yani bu programdan sonra daha iyi bir Tokatlı olacağıma inanıyorum. O yüzden geldim. Çok da çalıştım. İşte her yerde Tokat ağzıyla konuşmayı evet. istedim, konuştum ve buraya geldim.
İnşallah bakalım. Umarım evet. Yarışmanın sonunda seni Tokatlı olarak görebiliriz. İnşallah. Evet, o zaman hazırsak. Hazır. 7. sorumuza geçelim. Geçelim. Evet sevgili seyirciler, sıra 7. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi Tokat'ta sabah kahvaltıda tüketilmez demişiz? Tüketilmez. Evet, tüketilmez. A. Yağlı. Yağlı. Evet. Evet. B. Gatmer. Gatmer. C. Çemen. Çemen. D. Bat. Bat. Şimdi ben gerçekten de çok sevdiğim bir yiyecekler bunlar. Hepsini çok seviyorum. Sabah kahvaltısında genelde yediğimiz şeyler yağlıyı yiyoruz. Yağlı yiyoruz. Hatta mesela yağlıcılar vardır bizim Tokadımızda. Bu arada Tokadımız Ece. Tokadımızda yağlılar vardır. Yağlıcılar var mesela, sabahları bağırırlar hatta. Yağlı var, simit var, yağlı falan diye. Evet. Tam anlamıyla sesini de bilin diye yaptım. Katmer çok güzeldir. Gidersiz katmeri tabii katmer, katmer evet. Yapılır. Annelerimiz falan. Kesinlikle. Tamatis. Evet. Tamatis derler tamatis. Bizim orada. Mesela patlıcan, baldırcandır bizim orada. Evet. Dolayısıyla yani şimdi baktığımız zaman katmer yenir. Yağlı yenir. Çemen çok severek yeriz. Kahvaltıda yeriz. Öğlen yeriz. Akşam yeriz. Gece yatarken yine yeriz. Çemeni hep yeriz. Kahvaltıda da yeriz. Yalnız ben batı hiç kahvaltıda yemedim. Yani ve yenildiğini de düşünmüyorum. Genelde öğlenleri normalde 5 çay denen bir şey vardır ama o 5 çay bizim öğlendir. Öğlen yenir genelde bat. Yani? Bat diyorum. Bat. D şıkkı bat. Peki son kararınız mı? Son kararım. Sorumuz 7 idi. Doğru cevabı bat dedi ve son kararı olduğunu söyledi. Evet. Bakıyoruz doğru karar. Bat. Evet bu da doğru. Evet. Doğru da. Burada da çok rahat bir şekilde geçtiniz. Bu soruyu da çok evet. Rahat bir şekilde geçtiniz. Geriye kaldı 2 sorumuz. Evet. Tokatlı olmak için son 2 sorumuz. Evet. Evet. Hazırsan tekrar başlıyoruz. Hani araya boşluk bırakmadan evet, devam evet, edelim. Evet evet hazırım. Devam yani sıcağı sıcağına. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi şaşkınlık anında söylenilmiş Tokat'ta? Evet. A. Yok artık. Evet. B. İnanmıyorum. C. Impossible. Hı hı. D. Yok hayali. Evet yine güzel bir soru. Gerçekten çok güzel sorular hazırlamışlar. Tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi yok artık genel anlamda Tokat'ta çok söylenmeyen bir şaşırma belirtisi. Yok artık falan. Bu değil. Bu genelde söylenmez. İnanmıyorum da şöyle. İnanmıyorum falan. Bu da değildir. Bizim orada pek söylenen bir şaşırma belirtisi değil. Impossible İngilizce bir kelime. O da genelde yani yabancı. Onu da burada yani olmaz zaten. Yani, impossible falan. O da değil. Ama yok heri tam bizim oranın şaşırma belirtisi. Biz mesela şaşırdığımız zaman yok heri falan deriz. Evet o zaman ben D şıkkı diyorum. Yok heri. Yok hayır diyorsunuz. Evet. Peki son kararınız mı? Son karar. Erdem Bey son kararın yok hayır olduğunu söyledi. Bakıyoruz doğru mu? Evet doğru. Yine doğru çıkan bir seçenek oldu. 8. soruya da gayet rahat bir şekilde cevap verdi Erdem Bey. Kendini kutluyoruz ve tebrik ediyoruz. Gayet iyi gidiyor Tokatlı. Biliyorum. Olmak için baya baya iyi mücadele ediyor. Evet. 9. soruya geçiyoruz. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi Tokat'ta yer almaz diye soru sormuşuz. Yer almaz, evet. Evet, yer almaz. Tokat'ımızda yer almıyor. Galiba bir yer soracağım. Evet. Evet. A. Zinav Kanyonu. B. Yağıbasan Medresesi. C. Taşan. Evet. D. Peribacaları.
Şimdi öncelikle ben söyleyeyim. Tabii. Joker haklarınız hala devam etmekte. Zaten onu düşünüyorum. Tam olarak yani biliyorum ama cevabı yani emin değilim pek. O yüzden ben telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Evet. Peki telefonla Joker hakkını kullanmak istedi Erdem Bey. Gördüğüm kadarıyla telefonla Joker hakkını kullanacağınız kişiler Sefa Genç, evet. Süleyman Üzümcü, evet. Ve Ahmet Durmaz. Evet. Kim aramak isterdiniz? Ben Sefa Genç'i arayacağım. Sefa Genç'i arayacaksınız. Evet. Sefa Genç'i arıyoruz. Alo. İyi akşamlar Sefa Bey. İyi akşamlar. Şu an Erdem Bayar'la yarışıyoruz. Erdem Bayar da sizi arayacağımızı söyledi. Soruya doğru cevap vereceğinizi düşünüyor. Buyurun efendim. Süremiz 30 saniye. Soruyu Erdem Bayar okuyacak size. Başladı. Sefa merhaba öncelikle. Merhaba bacanak. Merhaba. Tam bir Tokatlı olduğunu söylemiştim. Aşağıdakilerden hangisi Tokat'ta yer almaz diye bir soru. A. Zinav Kanyonu. B. Yağbasan Medresesi. C. Taşan. D. Peribacaları. Daha süremiz var mı bacanak? Süremiz var. Yavaş yavaş var, bitiyor. Evet, az kaldı. Peribacaları bacanak. Çok teşekkür. Evet. Ben de zaten öyle bir şey düşünmüştüm. Yani peribacalar olarak düşünmüştüm. Aslında yani tam olarak emin değildim. Evet. Peribacaları D diyorum. Peki son kararın? Son kararım. Peribacaları son kararımız. Peki bakıyoruz peribacaların son kararı doğru mu? Evet. Çok iyi oldu bu. Gerçekten tebrik ediyorum. İyi yarışıyorsunuz Erdem Bey. Evet, Tokat'ta olmak için bayağı bir heyecanlısınız evet, görüyorum. Evet, aynı zamanda da hırslıyım da. Hırslısınız yani, da maşallah. Evet. Evet. Son sorumuz. Evet. Son sorumuza geldik. Geldik. Yani %90 evet, şu an Tokat'ta görünüyorsunuz. Aynen. %90 yani %100 olacaksınız. Peki şöyle bir sorum var. Şimdi ben yani çok korkuyorum 10. soruya doğru cevap veremeyeceğimden. Şimdi 10. soruya cevap veremediğimde %90 Tokat'ta olarak mı ayrılacağım buradan yoksa Tokat'ta olmayarak mı ayrılacağım onu merak ediyorum aslında. Şöyle bir şey var. Tokat'ta olabilmek için soruların tamamını cevap vermeniz gerekiyor. İşte tamamına doğru cevap vermeniz gerekiyor. Bundan yani, korkuyordum. Çünkü Tokatlılar tamamen doğru bilir yani. Tamamen burada yaşadığı için evet. Her şeyi bilirler yani. Evet. Çünkü bu bölgeye has bir yarışma olduğu için evet. Aynen. Her şeyi bilmeleri gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Sıfır hata yani. Evet. O zaman son sorumuza geçelim. Geçelim. Evet, soru 10. Son sorumuz. Tokat'ta ilçe sayısı kaçtır? Evet. Evet. Şıklarımıza geçiyoruz. Geçelim. Sayayım ben de. A 11, B 18, C 23, D 8. Sayabiliyorum değil mi? Tabii sayabilirsiniz. Süre sınıflandırmamız evet. Yok. Evet. Rahat davranabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani bundan. Turhal, Pazar, Zile, Reşadiye, Niksar, Almuz, Sulusaray, Yeşilyurt, Artova, Başçiftlik, Pazar. Pazarı söylemiştik. Gerek yok. Süre sınıflandırmamız yok. Rahat rahat sayabilirsiniz yani. Turhal, Zile, Pazar, Artova, Yeşilyurt, Sulusaray, Niksar, Reşadiye, Almuz, Başçiftlik, 11. 11. Son kararım. 11 son kararım. 11 son kararım. Evet, yani 11. A şıkkı son kararınız. A şıkkı 11 son kararı. Peki bakıyoruz sorunun 10. sorunun doğru cevabı 11 mi? Yani Tokat'ın ilçe sayısı 11 mi? Evet.
birçok yarışmacıyla yarıştık. İlk defa böyle bir başarı görüyorum ben. Tokatlı olmaya istekli, bu kadar heyecanlı, dolu dizgin yaşayan bir Tokatlı ilk defa görüyorum. Tavatır sevindim. Sene sevindim yani. Maşallah. Ece mutlu oldum yani. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Peki bundan sonra Tokatlı olarak, has Tokatlı olarak neler yapacaksınız Erdem Bey? İlk olarak köye gideceğim. Köyde herkese bildiğim bütün kelimeleri, bütün Tokat ağzıyla söylenebilecek her şeyi söyleyeceğim. Buradan bütün Tokatlılara sesleniyorum. Seslenebiliyorum tabii değil ki, mi? Tabii ki tabii. Gerçekten çok güzel bir ağzımız var. Yani ağız derken lehçe ağız anlamında. Bu ağzı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Ben çok mutlu oldum. Tam bir Tokatlı oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buradan çıktıktan sonra hemen köye gitmek istiyorum. Çok acil bir şekilde hemen gideceğim. Başarılarının devamını diliyorum yani. Çok teşekkürler. Tam %100 Tokatlısın şu an. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Bugün de bir yarışmacımızı %100 Tokatlı yaptık. Evet. Bundan sonraki yarışmalarımızda görüşene dek hoşça kalın, esen kalın.